Hayırlı uğur eylesin inşallah. Amin. Okumakla başlayan bu diyet inşallah yüreklerde okumayı bulsun. Cenab-ı Allah'ın vahiyini bulsun, Resulullah'ın izini bulsun inşallah. Allah hayırlı uğur eylesin. Desteklenen Yüzük Kitap Kampı'nın açılış programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Uzun, yorucu bir uğraş ve emek sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle İzmir'imizde önemli bir boşluğu dolduracak çalışmaya imza attığınız için sevinçliyiz. Şimdi açılış konuşması ve proje içeriğiyle ilgili bilgilendirme yapması için Yüzük Kitap Kahve Proje Koordinatörü Mehmet Hanefi Yağcı Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Gaziantep, Gençlik ve Spor Şube Müdürü, Sayın Anadolu Federasyonu Genel Başkanı, Sayın Daire Amirleri, Sayın Basın Mensupları, kıymetli misafirlerimiz, Nizip Kitap Kahve Açılış Programımıza hoş geldiniz. Nizip Kitap Kahve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle bir yıllık çalışma neticesinde 1 Ağustos itibariyle hizmete girmiş bulunuyor. Burada gençlerimize kitap okuma sevgisi, okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla birçok etkinliğe inşallah imza atacağız. Kısaca burada etkinliklerimizden söz edecek olursam, bu dönem ve önümüzdeki dönem olmak üzere gençlerimizin kitapla daha iyi bir şekilde buluşmasını sağlamak amacıyla okur yazar buluşmaları tesis edeceğiz, düzenleyeceğiz. Gençlerimizin kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edebilmeleri için kitap tahlilleri bu dönem ve önümüzdeki dönem olmak üzere yine kitap tahlilleri yapılacaktır. Bununla birlikte şu anda eğitimini vermeye başlamış olduğumuz yazarlık atölyesi, akıl ve zeka oyunları etkinliklerimiz devam etmekte. Gençlerin sosyal oyunlarına yönelik yine burada çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz devam ediyor. Gençlerimize çevre bilinci oluşturmak için Kasım ayında planlamış olduğumuz ağaç dikme etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte yine çevre temizliği, Nizip Belta Sığırma bölgesinde çevre temizliği, bunun yanında çevre gezisi tesis edeceğiz. Gençlerimizin burada da kıymetli vakitler geçirmeleri için birçok aktiviteyi başlatmış bulunuyoruz. Yine burada bilek güreşi alanında haftalık etkinlikler olmak üzere 2 aylık periyotlarda toplamda 5 program üzerinde etkinlik verilecek ve bu süreçler sonunda gençlerimizde turnuvalar düzenlenecek. Yapılan çalışmalar sergilenecek.
ve vergiler çıkarılacaktır. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, saygılı hanımefendiler, sevgili çocuklar, uygarlıkların geçiş yolu olan Nizip'te böyle bir kültürel etkinliğin planlanmış olması son derece kıymetli. Öncelikle emeği geçen gerek NETDER yönetimindeki gençlere, yönetim kuruluna ve bu projelere destek veren Gençlik Spor Bakanlığı'na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizde bir dönem kitap okumak suçtu. Ben 80'li yılların ortalarında Gaziantep Üniversitesi'nde, o zaman Orta Doğu'ydu, yurtta dolabımda 3 kitap bulunduğu için yurttan atılmıştım. Ama şu anda aynı üniversitenin içinde 70 bin kitaplık bir kütüphane açtık, Gülbüzade Vakfı oldu. Ve şu anda devlet hamdolsun milletiyle buluşuyor. Millet 15 Temmuz'da devletine sahip çıktı ve yeniden bir buluşma yaşanıyor. Bu anlamda kitabın, kütüphanenin, fikrin, düşüncenin bu coğrafya için ne ifade ettiğini biz tarihimizde yaşadık. Ne zaman ki düşünceyle, fikirle, dünyayla, kitapla buluştuğunda bu toprakların gençleri, o zaman burası yeniden insanlığın selam yurdu, umudu, başkenti oluyor. Öğleden önce Cerablus'ta gerek Kemal Bey kaymakamımızla gerek Davut Vali ile bir okul açılışı, sivil toplum örgütleri olarak bir okul yapılmıştı ve birçok okul yapıldı Suriye'de. Onun açılışını gerçekleştirdik. Bir heyecan ve umut vardı. Öğretmenlerin gözü ışıldıyordu. Bir öğretmenimiz bir sürü teşekkürü bir arada ediyordu. Tekrar beni okulla ve öğrencilerle buluşturduğunuz için diye. Okuluyla buluşturduğumuz için de birçok öğrenci sevinç içerisindeydi. Hamdolsun bu kitap kafelerle özellikle öğretmenlerimiz öğrenciyle buluşuyor. Bunun altını çiziyoruz. Öğretmenlerimizin artık öğrenciyle buluşması gerekiyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, öncelikle böyle bir çalışmada emeği geçen Nizip'teki kardeşlerimize ve tüm destekleyen kardeşlerimize, ondan sonra hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim bir payı razı olsun hepsine. Değerli kardeşlerim, gerçekten böyle ilim müesseselerin ehemmiyeti, kıymeti büyüktür. Belki bilinmez, değeri bilinmez ama ancak bunu işin içinde olanlar, bunu eğitimle ilgilenenler, dolayısıyla ancak ilimle iştigal edenler bunu anlarlar. Bu nedenle çocuklarımızın tekrar işte gerek kültürlerini bilmesi, gerek adab, ahlak, edep, eğitim görebilmesi için bu yerlerin olması gerekiyor. Bu mekanların, merkezlerin artırılması gerekiyor. Bundan dolayı da hep böyle düşündüğümüz, yapmasını istediğimiz ancak bir türlü icraata geçiremediğimiz bir projeydi. Kardeşlerimiz icraat yaptılar, faaliyete geçirdiler. Rabbim kat kat onlardan razı olsun ve inşallah bunların sayılarını artırmaya bizler de destek vereceğiz. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız ve inşallah bu vesileyle bu cehaletin zıddı da ilimdir. İlim de ancak bu müesseselerden gelişir. Onun için biz dua ederken diyoruz Rabbi zidni ilmen ve hükmen ve ahkamen salihin. Özellikle pazartesi, çarşamba sohbetlerimizde veya daha başka zamanlarda bir araya oturduğumuz zaman şunu söylüyorum, bunu buradaki cemaate de söyleyeyim. Bugünlerin kıymetini bilin. Bizler bugünlerde basit sokak adamlarının attığı, sosyal medyada attığı bir iki tane algı tweetiyle ayağa kalkmayalım. Onların yolunda gitmeyelim. İçimizde en yaşlı ben onlarıyla. Bizim çocukluğumuzda Suruç'ta, ben Suruç'ta büyüdüm. Sol kitapların ortaokula giderken Das Kapital'leri diyalektik materyalizm gibi kitapları elimize veriyorlar. Bugün bir nimettir bu, bunun kıymetini bilelim.
Ben öğretmenliğe ilk başladığımda biyoloji dersine gidiyordum. Lise son sınıfa gittim. Acaba sınıfta nasıl Allah diyeceğim diye kendimi parçalıyordum. Bugün sınıflarımızda hepimiz çok rahat konuşabiliyoruz. Çok rahat hareket edebiliyoruz. Ama bugünün kıymetini bilmiyoruz. Allah korusun bugün elimizden geçerse hem bugün hem de kıyamet günü Allah bizden hesabını sorar. Saygıdeğer hazırım. Gençlik Spor Bakanlığımızın desteklemiş olduğu projelerin bir tanesindeyiz. Bizim de sadece bir tane değil, birden fazla böyle kitap bakanının açılmasından yanayız. Diğer STK'lar da bizden yardım istediği takdirde her türlü yardıma hazırız. Çünkü gençlik merkezlerinin kitap kafa açma durumu yoktur. Gençlik merkezi üzerlerinden STK'lar müracaat ediyor. Bizler de proje yazım konusunda veya diğer konularda da desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Öncelikle Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Hepinize teşekkürler. Güzel bir çalışma olmuş. Kimin emeği gitmişse Rabbim kabul edilir. İnşallah da diyorum. Gençlerimizi burada buluşturacağız inşallah. En önemli ustadan birisi gençlerin buraya gelmesi için hepimiz bir sefetleri temsil ediyoruz. Taassup olmadığı zaman burada gençler buluşup güzel bir eğitim, güzel bir okumayla inşallah da etsin şurada. Rabbim marifat etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهي يا رب العالمين ارحمنا وارحمنا سن عليمسين يا رب العالمين bilimimizi artır, ilmimizi ziyadeleştir ya Rabbi. Gençlerimizin geleceği için açılan bu yeri bereketli eyle, feyizli eyle ya Rabbi. Gençlerimizin gönüllerini nur eyle ya Rabbi alemin. Bizimiz gençlerini burada buluştur ya Rabbi alemin. İlim senden, fayda senden, kudret sendendir ya Rabbi. Sen dilersen bizimiz gençleri bereketlenir ya Rabbi. Sen gençlerimizin gönüllerine kitap okuma sevgisi yerleştir ya Rabbi. Kur'an okuma sevgisi yerleştir ya Rabbi. Oku dediklerini okumayı sevdir ya Rabbi. Sen ilminden dediklerini kudretinle izhar eyledin ya Rabbi. Bu izhar ettiğin ilmini bütün gönüllerimize yay ya Rabbi. Rabbim sen bu çalışmaları çoğalt. Sen bu çalışmaların teyzin bereketini artır ya Rabbi. Rabbena ertine fi dünya hasenten ve fil ahiret hasenten ve fil azabenna. Amin ya Rabbi ve selamun aleyhi 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 ve selamun aleyh